kare içimde aynalı çarşı. Çanakkale içimde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun sevgi. Çanakkale içinde bir uzun sevgi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime. Servet Çetin'le birlikteyiz. Öncelikle Servet Bey, bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, hoş geldiniz. Misafir etmek istedik sizi burada. Siz de hoş geldiniz. Bu arada önemli bir karşılaşma var. Antalyaspor Beşiktaş maçı. Bu maç öncesi İsmail Hocam ve yine Serik Ajans'la beraber burada güzel bir moral günü yaptık. Evet. Ve sizin de yeşil sahaların dışında müzikle ilgilendiğinizi biliyoruz. Evet. Ve sağ olsun kırmadınız bizleri yine bu konuda da. Evet, yeşil sahada mı daha zor yoksa bağlama konusunda mı bu iş daha zor Servet Bey? Ya tabii ki yeşil saha daha kolay çünkü benim işim olduğu için sonuçta hocam üstattır, kendisi bilir yani. Sonuçta bir enstrüman çalmak gerçekten çok zor, hele özellikle saz bağlamayı çalmak çok zordur. Ben bildiğim işte tabii ki daha kolayıma gelir. O anlamda dediğim gibi. Ama şu da var, ben gerçekten çok seviyorum. Hem türküleri çok seviyorum, hem bağlamayı çok seviyorum. O yüzden de fırsat buldukça çaba sarf ettim. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok iyi değilim ama işte notalı güzel şekilde bir şekilde çalmaya çalışıyorum. Daha da kendimi geliştirmem gerektiğini de biliyorum. İnşallah zamanda bulursam daha da iyi bağlama çalacağım sana. Peki İsmail Hocam, bakalım sizin için neler söyleyecek? Şimdi buraya geldik. Çok güzel bir ortam. Tesisler harika. Servet Hocamızın odasında sanki kendi odamız gibi, sağ olsun. O kadar güzel ağırladı ki bizi. Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar yoğunluğun arasında, bu kadar işin gücün arasında fırsat bulup bağlama da çalabilmesi bence onun ne kadar değerli. Gerçekten hani gönüllere zaten taht kurmuştur. Büyük takımlarda oynayarak, milli formayı giyerek gösteriyor. Buradan genç sporculara, spora yeni başlayan genç sporculara da örnek olmasını temenni ediyorum inşallah. Hepsi sporun yanında sanatla da buluşurlar.
Teşekkür ediyoruz. İnşallah galibiyetle kapatırız Beşiktaş maçını. Şöyle, bu konuda isterseniz düşüncelerinizi alalım. Tabii şöyle, ligin sonları geldiği için gerçekten ilk yarı tamam telafisi olabiliyor maçların ama ikinci yarıda oynayacağınız maçların hiçbir zaman telafisi yok. Çok da zor geçiyor ilk yere nazaran. Beşiktaş maçı da bizim için çok zor bir maç. Hem Beşiktaş'ın bulunduğu konum itibariyle bizim de işte UEFA'ya gitmeyi hedefliyoruz biz de. Bizim açımızdan da bu anlamda önemli bir maç. Tabii dediğim gibi sahada iyi mücadele ettiğiniz zaman puan alıyorsunuz. Çok şükür bizim arkadaşlarımız da gerçekten saha içerisinde iyi mücadele ediyorlar. Son bir iki maçta mağlup duruma geçmiştik ama şimdi bu son oynadığımız Rize maçı bizim arkadaşlarımıza da moral oldu, bizlere de moral oldu. İnşallah bu moral motivasyonla Beşiktaş'ı da yenmeyi düşünüyoruz. Tabii ki sahada çıkıp mücadele etmeden, oynamadan maç kazanılmıyor. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Kesinlikle zor maç olacak ama biz düşünüyorum liderliği de etkileyecek takım olacağız diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta da maçımız var, Başakşehir'le de maçımız var. Bakalım inşallah iyi netice alırız hafta sonu. Peki Servet Bey, son bir sorumuz var. Serik Belediyespor bizim tuttuğumuz takım. Aynı zamanda Antalyasporluyuz tabii ki. Buradan Serik Ajans takipçilerine ve Serik sporlulara neler söylemek istersiniz? Öncelikle biraz klasik olacak ama her zaman takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten seyirci olmadan, destek olmadan bir yerlere gelinmiyor, başarılı olunmuyor. İstediğiniz kadar iyi takım olun, taraftarınız, destekçiniz yoksa sahada kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Dediğim gibi güzel bir kulüp kurmuşsunuz. Başarılı olması için de özellikle Seriklilerin destek çıkması gerekiyor takımına. İyi bir yerlere gelmesi için, seriyi tanıtabilmesi için. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Gerçekten spor, özellikle futboldan ülkenizi mi tanıtmak isterseniz, şehrinizi mi tanıtmak isterseniz kesinlikle futbolu güzel reklam olarak kullanabiliriz. Çünkü gerçekten tüm dünyanın sevdiği bir spor. Bu anlamda da dediğim gibi futbolla her şeyinizi daha büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Serikler takımlarına destek çıkarlarsa iyi yerlere gelir inşallah. Bizler de size başarılar diliyoruz. Hem müzik hayatınızda hem de yeşil sahalarda. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Sağ olun. Servet Hocama bizi odasında ağırladığı için, sıcak sohbeti için, bağlaması için, güzel sesi için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun.